Arkadaşlar şu anda saat 11 civarı. Hava bayağı kapalı. Şimdi kahvaltı yapacağım. Bir takipçimizin sağ olsun verdiği reçel var. Antalya'ya has bir reçel. Ondan biraz ekmeğimin arasına süreceğim. Biraz yiyeceğim bakalım nasıl tadı. Ondan sonra muz var, domates var işte. Bir de soğan var. Bunlar da güzel bir şey yapacağım. Soğanı yemem herhalde ya. Soğan şimdi sabah sabah çok şey yapmadım yani. Ama sonra yeriz ya. Yani. Şimdi hava kapalı. Yağmur yağarsa yandık. Benim şimdi video yükleyecek bir yerim olmaz. Elektrik olan yani. Çok araba geçiyor ya. Bu araba seslerinden. Değişik bir tadı var. Önceden editlediğim videoyu paylaşmak için elektrik olan bir yer bulmam lazım. Cami falan artık ne olursa. Artık cami. Burada var mıdır abi elektrik? Gözükmüyor burada. Ama elbet buluruz ya. Ağlayın erken çifte giderken. Şimdi reçelin tadına bakacağım. Güzelmiş ha. Bu reçel portakal kabuğundan yapılıyormuş. Zaten şu an ağzıma attım portakal. Portakal şey kabuğu. Bu kıl nereden geldi gene ya? Şu anda Kemer Camii'ndeyim arkadaşlar. Bisiklet burada. Yola çıkacağım şimdi. Video yükledim. Starbucks'tan yükledim biliyorsunuz. Starbucks olduğundan dolayı
priz gerekiyor. Prize bağlamam gerekiyordu. Yağmurun içerisinde ben halledim onu. 10 dakikada falan işlendi zaten. Merkez olduğu için. Benim başka bir yere gittim. Orada ama şey olmuyordu. Telefon çekti. Ondan dolayı mecbur şimdi tekrardan yola çıkacağız. Bakalım kaç kilometre gidersen gitmeye çalışacağım. Ayaklarım, vücudum var ya, her yerim ağrıyor. Karnım aç değil şu anda çok fazla. Bakalım yola çıkacağım şimdi. Yükümüz ağır. Battaniye aldım bir tane. Araya sıkıştırdım, bağladım. Bir tane ip almamız lazım, lastik almamız lazım. Hadi yola çıkalım. Arkadaşlar, yolda giderken pek fazla video çekemiyorum çünkü çok rüzgar oluyor ve araç sesleri oluyor. Sesim duyulmuyor. Şu anda rüzgarın hızıyla gidiyorum. Hiç pedal çevirmiyorum. Kendimi yormayacağım. Biraz dinleneceğim. Bisiklet üstünde. Yavaş yavaş böyle rüzgar arkamdan vuruyor. Yavaş yavaş götürüyor beni. Hafifte bir rampa var. Ama bir de ileride bir rampa var. Var ya. Oraya vardım mı duman olacak. Duman. Hadi görüşürüz. Evet, Kemer'den çıkıyoruz. Kumluca 49 kilometre, Muğla 371 kilometre. Arkadaşlar, şimdi böyle bir durakta mola verdim. Böyle yeni bisküvi çıkmış. Zeytinyağlı kek, ondan aldım bir tane. Daha doğrusu vardı, almıştım yani. Şimdi diyenler olabilir, niye bağırıyorsun diye. Bağırmak zorundayım arkadaşlar. Arabalar geçiyor, rüzgarın sesi var. Sesim duyulmaz yani. O yüzden artık videolarda bayağı bir bağırmam gerekiyor. Ekipman için halledersek, mikrofon falan yani, onu halledersek ondan sonra bağırmamıza gerek kalmaz. Ama gene birazcık sesli konuşmamız lazım yani. Çünkü dışarıda çekim yapmak öyle kolay değil çok fazla. Şimdi birazcık bisküvimi falan yiyeceğim. Bisikletim de burada. Şu battaniyeyi aldım. Demin göstermiş miydim ya? Olsun, gene gösterelim abi. Battaniye aldım bir tane kendime. 30 liraydı. Çift kişiliği vardı. Tek kişilik aldım ya. Fazla ağırlık yapmasın diye. Koymadım. Şimdilik böyle sabitledim. Zaten üstteki çantamız şu anda boş. Yanındaki çanta da doldu. Bayağı bir eşya falan da ayırdım yani. Şey yaptım. Ön çantalarımıza da bir şeyler koydum. Şunları. Onları da doldurduk falan. Bakalım. Normalde ya neyse, sonra konuşuruz ya. Yolun kenarında mola verdik işte. Onun bir haber vereyim dedim sizlere. Böyle anlatacaklarım var sizlere, ekipmanlarla alakalı bir sürü şeyler, bisikletle alakalı, yaşayacaklarımla alakalı bir sürü anlatacak şeyler var. Şimdi arabalar falan geçiyor. Kamp alanına ulaştığımızda artık biraz da enerjim olursa güzel bir şey yaparız ya. Güzel bir video çekeriz. Zaten cumartesi pazar çadırda olacağız. Full video ayarlarız yani. Bir de priz miriz bulabilirsek yakınlarda. Powerbankleri şarj edebileceğimiz. Ben daha önce de bir tane güneş panelim vardı. O güneş panelini satmamış olsaydık o güneş paneli bizim işimizi görürdü. Çok rahat. 3 panelli. Onunla şarjımızı hallederdik güneşten. Ama bakalım hayırlısı. Ondan bir tane daha bulacağım. Sen terk etmedik mi? Saat 3.40. Rampa çıkıyorum. Şöyle göstereyim. Bayağı bir büyük bir rampa. Duman oldum abi, duman. Şu rampa bir bitse tepsine kaldı. Ama doğa güzel de rampa kötü. Rampa bizi öldürüyor abi. Ha,
rampanın bir de inişi de olacak da. Çok fena tabirim ya. Arkadaşlar rampa çıkıyorum. Yol bitmek bilmiyor. Böyle bir şey yok. Yüküm mü ağırdır, ben mi ağırım bilmiyorum, anlamadım gitti. Of, bisikleti göstereyim şöyle size. Of. Yükümüz bu şekilde. Biraz dinleneceğim abi, çok yoruldum ya. Battaniyeyi de aldık. Bir süre eşya bıraktım, battaniyeyi aldık. Yine aynı ağırda denk geldi. Anlamadım gitti ben bu işten bir şey. Şuraya oturak biraz ya. Biraz oturak şuraya. Allah! Of! Of, ölüyorum. Belim ağrıyor. Benim ağrıyor, tırcıdayı şurada şey yapıyor. Arabayı mı sürüyor, bir şeyler yapıyor. Su mu dolduruyor. Oh, ben şimdi arkadaşlar yoldayım. Videoları takip edin. Videolardan. Şehrinize veya ilçenize yaklaştığım zaman Instagram'dan yazabilirsiniz bana. Canlı bir şekilde görüşebiliriz. Çok fazla takip edemiyorum yorumları falan. Okuyorum ama elimden geldiğince, boş kaldığım zamanlarda yolda olduğumdan dolayı. Bir de çok fazla yorum geliyor. Aklıma gelmiyor mesela. Antalya'da olanlar çok kişi varmış. Görüşemedik. O yüzden bana Instagram'dan yazın yani, yaklaştığım zaman ilçenize mesela. Şu anda ben hangi yoldayım? Kumluca yolundayım mesela. Kumluca rampasına çıkıyorum. Nerede kalacağız, ne yapacağız bilmiyorum gerçi de. Bakacağız duruma göre. Yani yaklaştığım zaman mesela ilçenize, yol üstünde nereler var? Finike var, Kaş var. Oralara yaklaştığım zaman mesela yazabilirsiniz bana Instagram'dan. Geldiğim zaman görüşürüz yani. Hafta sonları gezemeyeceğim. Hafta sonları mecburen bir yerde kuracağız çadırımızı, konaklayacağız orada 2 gün. 5 gün full şey yapacağım yani. Eğer böyle dinç olursam, şey olursam full yollarda olacağız. Hedefimiz Akdeniz Ege bölgesini komple bitirmek, Çanakkale'ye kadar. Çanakkale'den sonra Mapur'la karşıya geçeriz. Oradan Trakya bölgesini bitiririz abi, komple gezeriz. Daha sonra oradan da İç Anadolu'ya doğru yöneliriz. Karadeniz'e geçebiliriz yani. O zaman zaten yaz gelmiş olur. Yaz mı gelir, kış mı gelir artık bilmiyorum da. Karadeniz'de bitiririz. Oradan ya Gürcistan'a gireriz ya da bakarız duruma göre. Şeye geçeriz. Oradan bakarız. Yurt dışına çıkmaya korkarım ben de. Belki o zamana kadar arkadaş buluruz. İki kişi oldu mu çıkarım her türlü. Ama tek kişi cesaret edemem ya. Bakalım. Yeni maceralarla karşınızda olacağım. Şimdi şöyle bir müzik gelsin, bisiklet falan çekeyim. Arkadaşlar bisiklet hakkında da video gelecek, ekipmanlar hakkında da video gelecek. Ama bunu muhtemelen hafta sonu boşta kaldığım zamanlarda yaparım. Tabii elektriğim olursa, şarjım olursa. Powerbank'im çok fazla yok. 2 tane powerbank'im var. Bir tane 20 binlik, bir tane 10 binlik. Ama yakın zamanda bir güneş paneli gibi bir şey ufak. Bir de bir tane daha powerbank alabilirim 20 binlik. Öyle bir düşüncem var. Bakalım duruma göre hepsini halledeceğiz yavaş yavaş yol üstünde. Haydi görüşürüz. Şu rampalar bir bitseydi abi. Ömrüm ile nefesüm ya katayım hadi gel.